Sadece Akşener değil, diğer bileşenler de masadan kalktı. Zaten Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu üttüm oynamıyorum dediler. Ve şu anda grup kurmanın sevdasına kapıldılar. Dolayısıyla altılı masa diye bir ittifak kalmadı. Sayın Akşener kurultayında yeniden genel başkan olmak için gerek parti içindeki muhalefete gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine özellikle masadan kalktıktan sonraki yeniden oturuncaya kadar geçen 3 gün içerisindeki linç girişimlerine karşı biraz içini döktü öyle diyelim. Ama bunların hiçbirisinin siyaseten bir değeri yoktur. Sayın Akşener altılı masayla birlikte geçtiğimiz milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedenleri arasında yer almıştır. Ancak ani bir kurultay refleksiyle şu anda genel başkanlık koltuğunu korumuş ve parti içerisinde istibdat ilan etmiştir. Oysa Sayın Akşener bütün propagandalarında kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye bağıra bağıra söylüyordu. Ama seçim yenilgisinden sonra kendi partisi içerisinde istibdat ilan etmiş ve hesap soracağım demiştir. Oysa asıl sorulması gereken hesap altılı masa neden yenildi? Neden Sayın Akşener önce kalktı, sonra tekrar oturdu? Türk kamuoyunun bunları bilme hakkı vardır. Çünkü siyaset alenen yapılan bir şeydir. Kapalı kapılar arkasında yapılan siyaset eninde sonunda bir gün ortaya çıkar. O yüzden Akşener'in kurultayda verdiği mesajlar bence çok önemli değildir. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Sayın Akşener Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP'den kurtarmak ve ondan uzaklaştırmak istiyor. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamaya bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında sanki bir Katolik nikahı kıyılmış gibi onlar birbirlerinden ayrılmayacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu HDP'nin yeni adıyla YSP'nin efendim demokratik demokrasiye inanmış bir parti olduğunu bugün söylüyor. Oysa YSP HDP'nin kapatılma olasılığına karşı kurulmuş ve seçimlere girmiş bir partidir.